Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, hemen bir kurlara bakalım. Dolar şu anda yayın yaptığımız dakikalarda 29.34, Euro da 32.40'tan işlem görüyor diyelim. Altında yükselişini devam ettiriyor. Konuşacak çok fazla konu var. O yüzden ben lafı uzatmayayım. Bayram Bey de karşınıza, başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, bütçe meclisten geçti. Siz de bütün detaylarını incelemişsinizdir. Çok da gürültü kopardı ama 2024 bütçesi meclisten geçmeden önce genel olarak baktığımızda ne gördünüz? Rakamlar bize neyi anlatıyor? 2024'te bu bütçenin uygulanabilir olması bize neler getirecek? Bir anlatır mısınız bu 2024 bütçesini bize? Yani neresinden anlatayım ki Ebru Hanım? Vergi gelirlerden anlatayım. Bütçede 11,1 trilyon TL gelir öngörülmüş. O Evet. kadar da gider var demek ki. Tamam. Şimdi burada vergi gelirlerinin %173 arttığını görüyoruz. Şimdi 2021 yılında vergi gelirleri 1 trilyon 134 milyar TL olmuş. 2020'den bahsediyorum. O zaman enflasyon %19'tu. İşte son çeyrekli biraz sapıttı. Eylül'den alınan kararlarla beraber. Zaten o bugünlere getirdi bizi. 2022 yılında bu iki katından fazlaya çıkıyor. Yani 2 trilyon 704 milyara çıkıyor. 2022'de. Şimdi bu rakam 7 trilyon 408'e çıkmış. Yalnızca vergi geliri, bir de vergi dışı gelirler var, onları saymıyorum. Yalnızca vergi geliri. Yani çok büyük bir artış. %120 üzerinde artış var. Peki bunu nasıl karşılayacaksınız? Bütçe açığınız da %6,4. Şimdi böyle bir bütçenin uygulanabilir tarafı yok. Bu bütçeyi uygulamanız için enflasyonunuzun, yani bu bütçeyi finanse etmeniz lazım. Finanse etmeniz için ne yapacaksınız? Gelirlerinizi artıracaksınız. Gelir artırırken ne yapmanız lazım? İhracatınızın müthiş olması lazım. Enflasyonunuzun minimal olması lazım. Çok düşük olması lazım. Devletin çok ciddi gelirlerinin olması lazım. Vergi dışında ve enflasyon dışında var mı yok. Şimdi vergi gelirini artırmayın. Siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki enflasyonu düşünmem lazım. Bunun için içeride ticareti de dağıtacağım. Yani ticareti dağıttığım zaman ne olacak? Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, kurumlar vergisi ve gelir vergisi düşer. Değil mi? Vergi gelirleri düşer. Evet. Sen vergi gelirlerini iki kattan fazla artırmışsın. Öyle bir şeye çıkarmışsın ki, şurada bakıyorum. Gelir vergisi 1 trilyon 188 milyar 189 milyar. Katma değer vergisi 2,5 trilyon. Yani gelir vergisinin İki katına yakın katma değer vergisi alıyorsun. Oysa Evet. dolaylı vergi dediğimiz bu vergiler, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi vergiler toplumda düzeni alt üst eden, gelir dağılımını alt üst eden vergiler. Dünyanın hiçbir yerinde gelir vergisinden daha fazla gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden daha fazla katma değer vergisi, özel tüketim vergisi toplanamaz. Oysa bizde baktığınız zaman uçmuş. Çok ciddi rakamlar. Mesela demiş ki diğer vergi gelirleri demiş 1 trilyonla toplayacağım. 1 trilyon 50 milyar toplayacağım. Nedir diğer vergi gelirleri? Nereden ne alacaksın? Şimdi maalesef meclisteki diğer milletvekilleri de bütçeden anlamadıkları için hiçbir şey itiraz etmemişler. Görünen o. Siyasi konuşmalar yapmışlar bütçe üzerinden. Ama rakamların detayına gideceğim. Bu rakamlar uygulanma şansı çok zayıf. Yani yok denecek kadar az. Ya enflasyonu salacaksın. %90'lar, %100'ler olacak. Enflasyon çünkü başka türlü bu gelir artamaz. Gelir artırmak için enflasyon lazım. Çünkü kurumlar içeride dağıtılacak olan enflasyonu düşürmek için. Evet. O zaman ya da çok borçlanacaksın. Zaten bütçe açığın toplam gayri safi milli hasılanın %6,4'üne çıkmış. Daha ne bütçe açığı vereceksin? Yani darmadağınık bir dönem. Sonuçta bu ne getirir? Onu anlatalım. Çok ciddi bir enflasyon, çok ciddi bir kredi faiz artışları, şirketler finansmanını ödeyemez, finansman yapamaz, çok ciddi kapanmalar ve işsizlik gelir, iş ticarette çok ciddi bir daralma olur,
ihracat yapamayan ayakta duramaz. Evet. Buna geliyor ve yine çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız. Küçülmeye rağmen ekonomi hem küçülecek hem çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Bu ne demek biliyorsun? Derin bir resesyon demek. Bunu da maalesef Mayıs ve Haziran'da çok ağır hissedeceğiz gibi görünüyor. Evet. Maalesef öyle görünüyor. Tabii evet. Bu arada bu kadar KDV, ÖTV vergi demişken bir açıklamada ben yapayım. 3 Ocak itibariyle hem motorine hem de benzine 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı gelmesi bekleniyor diyelim. Diğer taraftan bugün ya da en geç cuma günü asgari ücrette belli olacak gibi görünüyor. Hı hı. Ama İstanbul'da bir araştırma yapılmış. Kiralar asgari ücretin 1,5 katıymış Bayram Bey. Ortalaması değil mi? Evet. Evet. Gecekondu kiraları bile asgari ücretle aynı. Gecekondu kirasından bahsediyorum. Peki insanlar nasıl geçinecek? İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Asgari ücret, yani asgari ücretin şu an toplumu %60'ı asgari ücretle %5 üzerinde bir gelire geçiniyor. %60 çok büyük bir rakam. Evet. Asgari ücret oysa toplumun %3'ünün 5'inin alması gereken bir rakam. Toplumun geri kalanın üzerinde olması lazım. Şimdi sen bir toplumun %60'ını asgari ücretle yaşayacaksın diyorsun. Evet. Ama ev kirası asgari ücretten daha fazla. E nasıl yaşasın adam o zaman? Nasıl yaşıyor o zaman? Bir kere bir ev kirası koy. Üzerine de açlık sınırını koy. Ondan sonra o zaman görüyorsun. Ne dedik? Biz 32 lira dedik. 32 lira dedik. Evet. 32 lira denk geliyor. 12-13 bin lira kira koyarsın. Hani gece konu kirası. 4 kişilik bir aile için. 4 kişinin orçayı da 16 bin lira. Şimdi Şubat'ta 17 bin lira oldu. 12-17, 29 bin lira. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşletleri 29-32 bin lira. Bizim hesaplarımız rakamda bu rakamı denk geliyor zaten. 3 aşağı 5 yukarı. %16'da, %10'un yukarında buna denk geliyor. İnsanların geçme şansı önümüzdeki dönem. Yani söylemek istemiyorum ama çok kötü bir dönem bekliyor bizi. Çok. Maalesef çok kötü bir dönem. Yani çünkü bunlar hiç umut vermiyor. Devlette hiçbir toparlanma emaresi yok. Anladın mı? Hiçbir toparlanma emaresi yok. Masrafları kısıtmaya yönelik hiçbir şey yok. Ama enflasyonu gazlayacaklar maalesef. Müthiş para basacak. Öyle görünüyor bu finansman için. Başka yolu yok. Başka bir finans etme şansım yok mu bütçeyi? Nasıl finanslayacak? Bana birisi izah etsin. Bunu nasıl finanslayacak? Ben hakikaten çok merak ediyorum. Bu mucize lazım bunun gerçekleşmesi için. Enflasyon olmadan gerçekleşmesi için. İşimiz zor o zaman. 2024 zaten çok yorucu ve zor geçti ekonomi adına. Evet. Demek ki 2024 çok daha zorlu geçecek biz vatandaşlar için. Peki İsveç'in NATO üyeliği işte konuşuluyordu. Karşılığında bir şeyler bekleniyordu. NATO üyeliği kabul edildi. Öncesinde şöyle açıklamalar geliyordu. IMF'den İsveç'in NATO üyeliği onaylanırsa 11 ila 13 milyar dolarlık bir paranın gelebileceği konuşuluyordu Türkiye'ye. Şimdi ne dersiniz, NATO üyeliği onaylandığına göre yani böyle bir para gelebilir mi? 11 ya da 13 milyar dolar para gelse bizim çok da bir işimize yarar mı? Şimdi Ebru Hanım, bu tabii siyasi tartışmalar enteresan bir noktaya geldi. Bir yan tarafımız, aşağımız, güneyimiz, ateşçileri işte Hamas, İsrail olayı, yukarıda Rusya vesaire, Ukrayna olayı, Suriye karışık, Irak karışık, her yer ateş çemberi. Şimdi burada Türkiye'nin acaba paraya mı yoksa başka şeylere bir ihtiyacı var, ona bakmak lazım. Yani bizim ABD'de bir masada artık bu saatten sonra geçinme şansımız yok. Şu an öyle bir noktaya geldik ki siyasal olarak geçinme şansımız yok. Çünkü bizim Türkiye'ye yönelik ne kadar terör örgütü, ne kadar Türkiye'yi bölmeye çalışan örgüt ve ülke varsa bütün altan ABD çıkıyor. Hepsinin altan Amerika çıkıyor. PKK'sından, PYD'sinden, işte gidin Irak'taki yönetim, Suriye'deki yönetim, gidin aşağıda. Hepsinden Amerika Birleşik Devletleri çıkıyor. Peki benim Amerika Birleşik Devletleri yıllardan beri bunu yaparken Türkiye, Türkiye Amerika ile nasıl dost olacak, nasıl bir şeyler alacak? Mümkün değil. Mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri işte bak F-35 müsaadenden Türkiye çıkardı mı? Çıkardı. En önemli parçalarını üretti, her de çıkardı. Bunu göz aldı Amerika.
Dolayısıyla bu işte bu ortamda bizim IMF'den gelecek 11 milyar dolar için şeyi İsveç'i onaylamamız lazım. Geleceğini de tahmin etmiyorum. Bakın vermeyecekler. İçeride bizim Amerika'da 1,5 milyar dolar alacağımız var zaten F-35 projesinden dolayı. Onu bile vermiyor. Bu neye benzedi biliyor musunuz? Abdülhamit'in 1900'lü yılların başında savaşa girmek için İngilizler Osmanlı'yı işgali parçalamaya çalışıyor ama Abdülhamit kalkıyor 600 bin Osmanlı lirası, altın Osmanlı lirası veriyor, bana gemi ver diyor. Ya adam kendisine karşı kullanmışsa sana gemi verir mi savaş gemisi? Bu durum ona benziyor şimdi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz gittik, Amerika diyor ki, biz diyoruz ki mesela F-35 mi? E niye vereyim? Diyorsun ben savaş güçlerim. Ya sen benim zaten düşmansın. Ben sana niye vereyim? Niye vereyim? Aptal mıyım? Aynı duruma düştük şimdi. Ve orada 1,5 milyar dolarımız var. Daha onu alamıyoruz. İsveç'in durumun onaylanması yanlış. Meclis komisyondan geçti. Genel kurulundan geçmedi. Meclis genel kuruluna gelecek şimdi. Meclisten genel kuruluna geçmesi yanlış. Ne F-35 veriyor, ne F-35'in parasını veriyor. Ödediğimiz paramızı geri alamıyoruz. Yani diyoruz ki bir parmak var, birileri çıkıyor hafta verin. Biri işte IMF'den 11 milyar dolar. Ya ben IMF'den niye para alamıyorum? Benim kendi paramı geri verin. Zaten 11 milyar dolar Türkiye'nin dişini kovuğuna yetmiyor da şu ekonomik büyüklükler içerisinde. Dişini kovuğuna gitmiyor ama Amerika ile bizim bu saatten sonra aynı masada dostane ilişki kurmamız mümkün değil. Herkes bunu unutsun. Öyle bir şey yok. Kendimizi kandırmayalım. Aynı şey Avrupa Birliği içine geçerdi. 70 senedir Avrupa Birliği Türkiye'yi gallemediyor kapıda bekletiyor. Ekonomik olarak soyuyor. Gümrük Birliği ile Tansu Hanım'ın sayesinde soyuyor. Ama Türkiye hiçbir şey vermiyor. Aynı şey. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün politikalarını yeniden oluşması lazım. Ekonomik politikalarını kendi kendine yetecek hale geri dönmesi lazım. Yani onun için diyoruz bizim 1924-26 ayarlarımıza geri dönmemiz lazım. 43 sene savaştan çıkmış bir ülke. Öyle bir kalkınma yapıyor ki 38'e kadar 4 tane uçak fabrikası kuracak hale geliyor. Bir kuruş dış borç yok. Parası Amerikan dolarıyla aynı değerde. Müthiş bir kalkınma hamlesi var. Evet. Kimse borcum yok, bilmem ne yok. Bütçe açığım yok. Peki şimdi niye yapmıyorum bunu? Savaşım yok, bilmem ne yok. Şimdi ne yapıyorum? Bal gibi yaparım. İşte Türkiye'nin bu ayarlara geri dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde daha büyük batağa doğru gidiyoruz. Bu önümüzdeki Mayıs. Haziran çok kötü geçecek. Bakın çok kötü, çok kötü şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Bir önce siyasilerin, bütün meclisin, 600 milletvekilinin aklının başına devşirmesi gerekiyor. Şu an durum başka bir yere doğru gidiyor. IMF'den gelecek 11 milyar. Gelmeyecek o para da. Daha şöyle söyleyeyim size neden gelmeyeceğini. Amerika bunu bize vermeyecek. IMF, İsveç'i zaten onaylayacaksın diyecek bize. IMF benim bildiğim, ben bankacılık, devlette bankacılık yaparken bizim dönemimizde %80'le toplanıyordu oy oranı. %78 diğer ülkelerin, %22'de Amerika'nın oyu vardı. İki oyla Amerika kilitliyordu IMF. Şimdi aynı IMF, Amerika nesili? O zaman ne yapayım ki benmiş? Evet. Ne yapayım? Yok, benim bir anlamı yok. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Evet. Sonuç orada bir şey gelmesin. Hiç beklemeyin yani. O IMF falan onları unuttum ve bize de İsveç'i onaylatacaklar. Maalesef Ankara'da onaylayacak bunu. İnşallah onaylamaz. Biz toplum olarak buna direniriz. İnşallah onaylamaz. Bir deli varsa direnir. Zor görünüyor ama peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.